merhaba arkadaşlar. Bugün size kontrol yayıncılığın hazırlamış olduğu dikkat ve hafıza setinin B kitapçığından bahsetmek istiyorum. Bu bölümde görmüş olduğunuz dikkat ve hafıza seti 5 yaşındaki çocuklarımız için uygundur. E, dikkat ve hafıza setleri uzman psikologlar tarafından incelenmektedir. E, şimdi arkadaşlar, her eğitim setinin kazanları olduğu gibi bu eğitim setimizin de kazanları mevcuttur. Bunlardan bahsetmek istiyorum sizlere görsel ve işsel dikkat gibi dikkat alanlarının aktif bir şekilde kullanılmasına yardımcı olmaktadır. Kavramlar, renkler, geometrik şekiller gibi kavramların öğrenmemize yardımcı olunmaktadır. Soyut esnek yaratıcı düşünme becerimizi geliştirmektedir. Okul öncesi ve ilkokul dönemindeki çocuklarımızın öğrenme sistemlerini aktif bir şekilde kullanmamıza yardımcı olmaktadır. Dil bilişsel alanın etkili bir şekilde kullanılmasına yardımcı olmaktadır. Çalışma belleğini kısa süreden uzun süreye, e, bellek çalışmasına aktif bir şekilde çalışmamıza yardımcı olmaktadır. E, ders çalışmamızda başarı olanlarının arttığı görülmektedir. Konsantrasyon süresinin arttığı görülmektedir. Farklı yollarla problem çözme, okuduğunu anlama ve yorumlama, ince motor kas becerinin güçlendiği görülmektedir arkadaşlar. Şimdi şöyle biraz Bakalım neler var. Arkadaşlar burada bizim bir haritamız var. Haritadaki semboller haritaların içerisinde farklı farklı semboller var. Bizden istenen şey renklerine göre aynı sembolleri kutucukların içlerine yapmamız. Mesela birinci alanımızda üçgenimiz var. Üçgenimizin aynısının gösterildiği orada bir şeklimiz var yani e, Türkiye haritasının sağ sol kısmı. Ee, o da şurada. Şuraya üçgen çiziyoruz. Sonra şurada Karadeniz bölgesinin olduğu yer çarpı İç Anadolu bölgesinin olduğu yer eksiyle gösterilmiş. Eksi. Gibi arkadaşlar. Buradaki şekillerin aynalarını bulmaya yönelik kutucuklara sembolleri çiziyoruz. Sonrasında Yine e, çocuklar var. Çocukların aynalarını e, sağ tarafta göstermiş sol tar sol tarafta göstermiş sağ tarafta aynalarını sembolleriyle birlikte kutucuklara yapmamız isteniyor. E, burada yine elektrikli eşyaların işaretlerine üçgen koymamız isteniyor. Elektrikle çalışmayan aletlere kare koymamız istenmekte. Mesela işte süpürge tencere, paten gibi diğerleri elektrikle çalışıyor. Onlara da üçgen koymamız isteniyor. Birbirinin aynısı ineklerimiz var. Bir tanesi farklı içlerinden. Farklı olan bulmamız isteniyor burada da. Sonra burada yine çiçeklerimiz var. Boy sıralamasına göre çiçekleri sıralamamız istenmekte. Sonra şöyle ilerleyen sayfalara geçelim. Şöyle mesela Burada da e, ilişkilendirme yapıyoruz. Yani şöyle. Anahtarımız şurada verilmiş. Anahtarımızın kilidi şurada verilmiş. Anahtarı bulmamız isteniyor. Anahtar burada. Süpürge ve kürek şurada. Yatak, yastık içerisine kare yapıyoruz. E, sabun, küvet gibi. Kalemler, kalem tıraşla. Bu şekilde arkadaşlar. İçeriğinde bu şekiller var. Mesela burada yapboz parçaları, parça bütün ilişkisi, tüme varım, tümden gelim özelliğini kullanıyor. Burada yine e, şekilleri birleştirerek çıkacak olan desen. Yani şöyle. Hangisi çıktı? Gibi. Eee... Burada yine arkadaşlar akvaryumun içindeki balıkların yerleri değiştirilip bir şekilde verilmiş. eşliği sağlamamız isteniyor. Hani hangisine bir balık daha koyarsak hepsi eşit olur gibi. İki balık var, üç balık var, üç balık var. Buradan bir balığı bu tarafa koyarsak eğer bütün balıklar eşit olacaktır gibi. Ee, birazcık daha atlayalım şöyle. Burasını yan taraftaki sayfaya göre yapacağız. Mesela şöyle sıra, sıralamada hangi e, hangisinin eksik olduğunu bulmamız isteniyor. Şöyle kapkekimiz yok. Kapkekimizin olmadığını görüyoruz. Üçgenle gösterilmiş sadece kapkek. Burada ise şekerimiz yok. E, o da slash işaretiyle. Şuraya geçtik. Bu sefer iki tane yok. Hem cupcake yok hem donut yok. Cupcake ve donut. Kareyle gösterilmiş. Kare çiziyoruz. Ee, yan tarafına geçtik. Kurabiyemiz yok. Sadece. Ee, onun içerisine de bir daire çiziyoruz. Şöyle. Geçtim yanına. Yine bir tane. O da e, donut yok. Onu Onda artıyla gösterilmiş. Artı yapıyoruz arkadaşlar burada iki tane yok bir şekerimiz yok bir de dondurmamız yok eksiyle gösterilmiş eksi yapıyoruz en üstte bir kapkekimiz yok ve altında yine dondurmamız olmayan o da ters üçgenle gösterilmiş ters üçgen yapıyoruz en sona da ikisimiz kaldı onu da ikisimizi yazıyoruz gibi çocuklar bu dikkat ve hafıza setiyle zaman geçirirken arkadaşlar hem çok fazla eğleniyorlar hem bir şeyler öğreniyorlar renkler, sayılar, semboller, işte parça bütün ilişkisi, tüme varım, tüm dengelim, sağ, solu hepsini öğreniyorlar. Ve onun dışında çocuklar bu tarz eğitim setleri çok seviyor kendilerini bir de böyle işte ben artık büyüdüm havalarında hissediyorlar. O da o yüzden güzel bir eğitim seti. Artı bu eğitim seti sayesinde çocuklar kalemle tanışıyor. Yani daha önce tabii ki boyama yaptırmışsınızdır ama yine de kalem'i daha fazla kullanmaya başlıyorlar. Yani okul dönemine de birazcık hazırlık oluyor. Okul döneminde sürekli kalemle yazı yazacakları için ince motor becerinin gelişmeleri lazım. O yüzden çocuklar için bu tarz eğitim setleri çok güzel oluyor. Hem kalem tuttukları için ince motor kas beceri gelişiyor. Hem de bir şeyler öğreniyorlar. Gayet güzel bir eğitim seti arkadaşlar. Ee, burada yine yapbozların belirli parçaları verilmiş. Parça bütün ilişkisi devreye girmiş. Burada e, kaç tane bolon varsa kutucuklara onlar yazılmamız isteniyor. Ee, yukarıda verilen ay, verilen tembülü. ataları bulmamız isteniyor. Mesela şurada. Gibi e, ee, buradaki adamların hangileri olduğu işte mesela üçgenli olan ters üçgen şurada boya yapan üçgen ee, yerleri silen slash blaze uğraşan kare Hmm. çekiç ve çivi çakan daire. Onun dışında şuradaki şurada X testereyle odunu kesen eksi ve en sona tornavida e, tornavidayla sıkan da artı gibi. Zaten bu eğitim setini e, e, ebeveynlerle birlikte oynadı e, e, ebeveynlerle birlikte yapacakları için çok da bir problem olmayacaktır. Çünkü kontrol etmesi gerekmektedir. Bu da bu şekildeydi arkadaşlar. İçerik bakımından zengin bir eğitim seti. Ben birinci kitapçığını da beğenmiştim. A kitapçığını da beğenmiştim. B kitapçığı da gayet güzel. Biraz daha okula yönelik olduğu için güzel bir eğitim seti. Tüm varım, tümden gelim, dikkat, odaklanma, konsantrasyon hepsi olduğu için. En arka sayfasında da arkadaşlar her etkinliğin cevapları bulunmakta. Buradan cevaplarını kontrol edebilirsiniz. İsterseniz bu sayfaları yırtarsınız, ona göre kullanırsınız. Şimdi, dikkat geliştirme setleri neler, yani e, kaç yaşa kadar var, onlardan bahsedelim. Toplamda 128 sayfa oluyor her kitapta. Kodlama sistemleri, hafıza egzersizi, dikkat ve konsantrasyon, sayısal ve sözel beceriler, ister ve görsel zekamız bulunmakta. Şimdi arkadaşlar, e, şöyle bakıyoruz. şöyle daha da yaklaştırmak istiyorum. Umarım gözüküyordur. Şöyle. 3 yaş, 4 yaş, 5 yaş, 6 e, yaş, 7 yaş, 8 yaş, 9 yaş ve 10 yaş olmak üzere e, güzel bir kadroya sahip kitapçığımız. Kontrol yayıncılık çok güzel hazırlamış. 3 yaştan itibaren e, dikkat ve hafıza problemi yaşayan çocuklarımız için gayet güzel bir eğitim seti olmuş arkadaşlar. Bu şekilde. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer hafıza setini beğendiyseniz beğenmeyi eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.